İyi akşamlar değerli izleyiciler. Yine %100 spor programı ile birlikteyiz. Geçen hafta özellikle tabii burada yaptığımız programda Sayın Cumhurbaşkanımızın spora ve sporcuya vermiş olduğu önemden dolayı teşekkür ettik. Hakikaten de hani spor salonlarının açık tutulması özellikle bu pandemi sürecinde gerçekten bizim bu yaşadığımız hezeyanların ortadan kalkması noktasında elbette ki bazı kısıtlamalar olacak. Bunda hiçbir sorun yok, hiçbir beis de yok ama özellikle tabii 3 şeye dikkat çekmiştik. Bunlardan bir tanesi sportif faaliyetler, yani hareket ve aynı zamanda tabii beslenme ve hijyen ve tabii bununla beraber sosyal mesafe. Tabii yayınlanan genelgede işte atıyorum buna benzer bir sürü yerlere kısıtlama geldi ama spor salonlarına kısıtlama gelmedi. Biliyorsunuz ondan önce de Ara Üniversitesi öğretim üyesi Resul hocamızla da burada yaptığımız programda da sporun önemini vurgulamıştık. Yani sporun özellikle bağışıklık sistemi üzerindeki etkinliğini, yetkinliğini ve aynı zamanda COVID-19'a karşı koruyucu yapısını ortaya koymuştuk. Ve bu yayınlanacak olan genelgede de mutlaka sportif faaliyetlerin yapılması yönünde görüşümüzü belirtmiştik. Ve tabii biz bunu bekliyorduk açıkçası. Ama tabii gene de sonuç itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımızın imzalamış olduğu ve yayınlamış olduğu genelgede de artık sportif faaliyetlerin mutlaka yapılması gerektiği ve elzem olduğunun da fotoğrafı net bir şekilde çekildi. Biz özellikle bizi izleyen değerli izleyicilerimize mutlaka ama mutlaka iyi beslenmenin ve aynı zamanda sportif faaliyetlerin içerisinde olması gerektiğini, hijyenin de ve aynı zamanda sosyal mesafenin de korunması gerektiğini defaatle söylemiştik. Dolayısıyla bundan ötürü de bize çok olumlu tepkiler geldi. Bize bu olumlu tepkiler noktasında görüşlerini bildiren değerli siz izleyicilerimize, en kalbi duygularımıza teşekkür eder, saygılarımı sunuyoruz. Şimdi tabii bugün çok değerli bir konuğumuz var. Biliyorsunuz Urfa'da hakikaten hep yıllardan beri şunu söylüyorduk. Yani bir tane takımımız olsun, Süper Lig'de olsun veyahut da çok üstlükte bizi temsil etsin. Hep bunun bir özlemi, hep bunun bir arayışı içerisindeydik. Tabii burada Halliye Belediye Başkanı Sayın Mehmetcan Polat ve ekibine teşekkür ediyoruz. Ve bu yıl gerçekten çok ciddi bir çalışma ve çok ciddi bir emek neticesinde aynı zamanda kulüp başkanı Mehmet Tatlı Beyefendi'ye de katkılarından ötürü teşekkür ediyoruz. Çünkü bugün Halilye Belediye'miz Efeler Ligi'nde mücadele ediyor. İşte baktığımız zaman Fenerbahçe Urfa'ya geliyor, Galatasaray'a geliyor vesaire, biz gidiyoruz. Buna benzer bir sürü güzel etkinlikler, güzel bizim özlemini duyduğumuz atmosferler oluşuyor ve biz bu ambiyansları yaşıyoruz. Bundan ötürü de buna kimin emeği olmuşsa teşekkür ediyoruz. Biz de bugün tabii aslında 2-3 haftadır bir türlü kısmet olmuyor. Yani Sayın Başkanımız Antep'teydi, hocamız rahatsızdı, buna benzer çeşitli unsurlar vardı. Ama bu hafta Halilye voleybol takımı baş antrenörü Sayın Aykut Dale hocamızı ve aynı zamanda Halilye Belediye Spor Kulübü takım kaptanımız Cüneyt Dağcı kardeşimizi bugün konuk ettik. Tabii bugün Halilye Belediye'mizi konuşacağız. Halilye Belediye'mizin durumunu konuşacağız. Halilye Belediye'mizin hedefini konuşacağız. Halilye Belediye'mizin burada gerçekten o farkındalık noktasında sportif anlamda spor kültürünün ve bilincinin gelişmesi anlamında gerçekten buraya katkılarını konuşacağız. Dolayısıyla şunu da parantez içerisinde söyleyeyim. Gerçekten baş antrenörümüz Aykut Dale hocamız ya Türk sporunda çok önemli bir figür. 185 kez ay milli takım formasını giymiş ve ülkemizi başarıyla temsil etmiş. Yine aynı zamanda Halilye Belediye'mizin takım kaptanı Cüneyt Dağcı kardeşimizin de 57 kez burada ay yıldızlı formayı giyerek ülkemizi başarıyla temsil etmişlerdir. Bunlar gerçekten önemli verilerdir, önemli donelerdir. Milli takıma seçilmek, milli takımı temsil etmek kolay iş değildir. Büyük bir onurdur, büyük bir şereftir. Tabii burada hocamız 185, aynı zamanda takım kaptanımız da 57 kez yıldızlı milli takım formalarını giymiş ve başarıyla da ülkemizi temsil etmişlerdir. Ve buradan da Halilye Belediye'mize böyle değerli hocalarımızı ve sporcularımızı Urfa'mıza getirdikleri için de teşekkür ediyoruz. Hocam hoş geldiniz. Aykut hoş hocam. Bulduk. Merhaba. Merhabalar. Cüneyt kardeşim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Şimdi Aykut hocam tabii Halilye Belediye'miz şu anda Efeler Ligi'nde mücadele ediyor. Evet. Hakikaten de bu Urfa'mız için
Ben bir Urfalı olarak, bir spor adamı olarak büyük bir mutluluk duyuyorum. Gerçekten Efeler Ligi'nde mücadele etmek, bir şekilde Urfa'mızı temsil etmek, spor arasında bilinirliğini, prestijini artırma anlamında çok ciddi bir katkıdır, çok ciddi bir yapıdır. Siz bununla ilgili neler söyleyeceksiniz hocam? Ben tabii Türkiye'de dolaşmadım, yer kalmadı diyebilirim. Evet. Güneydoğu'ya gelmemiştim. Ben aslında daha yeniyim, bir ay oldu ben geleli. Çok farklı bir yapıyla karşılaştım burada. Evet. Bir kere ben Sayın Belediye Başkanımızı ve Başkanımızı kutlamak istiyorum. İnanılmaz bir tesis. Evet. Yani burada çok rahat isteyen bir genç bir kardeşimiz sporcu olur yani. Çünkü tesiste her şey var. Biz iki hafta önce işte iki tane kardeşimiz pozitif çıktı. 14 gün karantinadaydık. O tesisten dışarı çıkmadan 14 gün neredeyse yükleme antrenmanı yapabildik yani. O iki kardeşimiz kendi odalarındaydı kalan oyuncularla beraber. Fitness'ından yüzme havuzuna, kendi salonuna kadar mükemmel bir tesis. Ve yaklaşımları hep pozitif. Ve o istiyorlar, çok istiyorlar. Yani ben işte dediğim gibi yeni geldiğim için daha yeni yeni tanıyorum merkezi. Ben de açıkçası tabii bu yapıyı görünce bu ligin bu ligde olması gerektiğini düşünüyorum yani. Sadece bu sene değil. Tabii yani şimdi şöyle bir şey var hocam. Baktığımız zaman asansör takımı olma gibi bir şey insana acı verir. Aynen. Şimdi tabii sizin gibi 185 kez bu ay hani baktığımız zaman yıldızlı formayı giyen Şeref Enayil olmuş. Bunu başarmış. Gerçekten Türkiye'nin her yerine gitmiş. Türkiye'nin sosyolojisini bilen, terminolojisini bilen gerçekten nadide bir hocamızsınız. Teşekkür ederim. Şimdi baktığımız zaman burada elbette ki biraz sonra farklı konularda konuşacağız ama Halilye Belediye'mizin burada kalıcı olması için sizin gibi böyle engin tecrübesi olan değerli bir hocamızın fikirleri önemli. Elbette ki burada Sayın Valimizin, Büyükşehirimizin bu takım sadece Halilye Belediyesi'nin takımı değil. Tabii ki. Şimdi bugün baktığımız zaman Halilye Belediyesi Urfa'yı temsil ediyor. Aynen. Değil mi? Halilye Belediye Şanlıurfa diyor. Yani elbette ki Mehmet Can Polat Başkanımız, Mehmet Tatlı Başkanımız ve diğer emeği olan değerli paydaşların emeğine elbette ki teşekkür ediyoruz. Bunda bir, hiçbir beis yok. Ama yani bu takımın daha büyümesi için, bu takımın daha gelişmesi için, değişmesi için, dönüşmesi için burada ciddi bir entegrasyon lazım. Yani Sayın Valimizin, Sayın Büyükşehir Belediye'mizin, herkesin bu işin içinde olması tabii lazım. Ki, siz bunlarla ilgili neler söyleyeceksiniz? Yani şu anda yaşanan süreç herkesin malumu. Yani sokağa çıkma yasağı var, insanlar salona giremiyorlar. Evet. Yani bu çok büyük bir, nasıl diyeyim, yani insanların salona girmesini yasakladığınız zaman tamam maç internet üzerinden bizi takip ediyorlar. Teşekkür ediyoruz kendilerine de. O heyecanı yaşamak başka bir şey. Siz de biliyorsunuz tabii ki bunu. Yani orada takımına destek vermek, o sayının heyecanını yaşamak, rally'nin sonunda kazandığın zaman o heyecanı beraber hissetmek, bunlar farklı şeyler. Bize de öyle bir etki olsaydı, eğer bu pandemi süreci yaşamamış olsaydı, bir seyircimizi salona alabilseydik, çok farklı şey olabilir diye düşünüyorum yani. Evet. Yani tabii burada seyirci faktörü elbette ki önemli hocam. Yani burada temel paydaş noktasında yani işte Halilye Belediye'mizin ortaya koymuş olduğu gerçekten vakur davranışı elbette ki takdirle karşılıyoruz. Bunda hiçbir sorun yok ama burada demin de belirttiğim gibi biraz tekrara giriyor ama bu voleybol takımı işte kendi sahamızda Fener'le oynuyoruz. Tabii. Yani bu belki sizin için alışılagelmiş bir durumdur. Siz yani Türkiye'nin her yerinde oynamış 185 kez ay yıldızı formayı giymiş bir değerli spor adamı olarak ama Urfa'da bu daha önce çok yaşanmamış. İşte baktığımız zaman geçen bundan 2 yıl önceydi zannımca Urfa'da bir Türkiye Kupası finalleri yapıldı.
İşte o zaman Fener, Galatasaray falan geldi. Hı-hı. İşte Ziraat Bankası geldi vesaire. Ama onun dışında yok. Ama burada devamlılık anlamında, istikrar anlamında, şimdi Halilya Belediye'mizin daha güçlü olması anlamında neler yapılabilmeli yani? Ya burada tabii ki şimdi o klasik bir jargon var. Altyapıya yönelmek gibi bir söylemde bulunmayacağım şu kısa vadede. Tabii çünkü ki. Çünkü ya olabilmesi için bayağı bir 5 yıllık bir program gerekiyor minimum yani. Ama tabii ki buradaki valimizin, Büyükşehir Belediye Başkanımızın destekleri tabii ki de isteriz yani. Buradaki takım üzerindeki nasıl bir etki yaratır? Şimdi pozitif bir etki yaratır. Şimdi siz deminde bunu sürekli söylüyorum yani vatandaşlarımız bilsin. Bu ülkenin formasını 185 giymez. 185 kez giymek herkese nasip olmaz. Bunu giymiş bir spor adamı olarak, baş antrenörümüz olarak. Şimdi düşünün, valimiz arkanızda olsa, Büyükşehir Belediye Başkanımız veya da STK'lar takım üzerinde nasıl bir etki yaratır? Uluslararası alana gider o zaman iş. Uluslararası alana gider. Yani o zaman Avrupa Kupası. İşin mecrası değişir o zaman. Tabii. O zaman da atıyorum Fenerbahçe değil de Milan gelir yani. İtalyan takım Perugia gelir. Trentino gelir. Yani yaptığınız yatırımla doğru orantılı bu yani. Yani burada demek ki Halilya Belediye'mizin etrafında bir kenetlenme olması gerektiğini. Ben şahsen bir spor adamı olarak zaten söylüyorum. Yani burada özellikle ben burada defaatle de dile getiriyorum. Yani bugün Halilya Belediye'miz güzel bir iş yapmış. Baktığımız zaman işte bünyesinde Halilya Belediye voleybol takımı Eferel Ligi, yani futbol tabiriyle söylüyorum, Süper Lig'de mücadele ediyor. Süper Lig'de, evet. Bu çok önemli bir şeydir. Yani baktığımız zaman işte Fenerbahçe buraya geliyor. Şu anda tabii seyircimiz yok pandemiden dolayı. Aynen. Ama yarın bir gün pandemi kalktığında, seyirciyle bütünleştiğinde, etkileştiğinde o takımdaşlık ve görevdeşlik ruhu daha da bir üst seviyeye çıkacak. Tabii seyirciyle paylaşmak başka bir şey. Bu arada az önce söylediğiniz şey tabii ki, teşekkür ederim iltifatlarınız için. Çok oynamışlığım var. 30 seneliklerde oynadım ama o heyecan içimden hiçbir zaman gitmedi. Yani Fenerbahçe, Galatasaray, ben rakip. Yani oyunculuktan kalan bir şey bu. Siz de tabii, spor adamısınız. Elbette ki. Yani oyunculuktan kalan bir şey olduğu için rakip gördüğünüz zaman heyecanlanıyorsunuz ister istemez. Yani o heyecanı kaybetmiş durumda değilim yani. Tabii ki. Yani o heyecan her türlü var içimde. Ve ölene kadar da olacak bu iş. Yani bu işi yaptığım sürece olacak yani. Çünkü o heyecanı kaybettiğiniz zaman yapmayın o işi yani. Hangi iş olursa olsun hocam yani. Hangi iş olursa olsun eğer heyecan yoksa, orada bir hedef yoksa, bir hırsınız yoksa, yapmayın. Bir arzunuz yoksa yapmayın zaten. Aynen öyle. Onda başarılı olma şansınız var. Aynen öyle yani. Aynen. Şimdi kaptanımıza dönelim. Şimdi kaptan takımın durumu nasıl? Baktığımız zaman takımımız burada Fener'le oynadık. Tabii ki siz de 57 kez ülkemizin ay yıldızı formasını giymiş, başarılı olmuş bir kardeşimizsiniz. Tebrik ediyoruz. Bu güzel bir şey. Yani ülkemiz, Urfa'mızda da böyle milli sporcuları görmek, yani işte kickboksta var bir sürü, baktığımız zaman işte dünya şampiyonlarımız var, bilmiyorum ne var, şu var, bu var. Ama başka branşlarda, örneğin basketbolda, işte voleybolda, bugün voleybolu konuştuğumuz için anlatıyorum. Hocamız 185 kez giymiş. İşte takım kaptanımız 57 kez. Bunlar çok önemli şeylerdir. Dolayısıyla burada spor kültürünün ve bilincinin gelişmesinde çok önemli bir destekleyicilik olacaktır. Şimdi tabii Cüneyt kardeşim, Urfa'yı nasıl buldun? Urfa'yı nasıl değerlendiriyorsun bir sporcu olarak? Urfa'ya geldiğinde senin yaklaşımın nasıldı? Şimdiki bakış açısın ne? Onu biraz bize değerlendirir misin? Şöyle söyleyeyim, Şanlıurfa'ya ilk defa gelmiyorum. Daha önceden de maçlara geldim. Evet. Geldiğimiz zaman tabii ki iki gün kaldık. Lig maçı olduğu için. Ama şu an bir kalıcı olarak geldiğimizi bildiğimiz bir noktadayız. İnanın gelirken hani insanlar Şanlıurfa diyor. Hani doğu diyor ama buranın gerçekten doğunun bir Paris olduğunu, güzelliklerin olduğunu, tarihi yerlerin olduğunu emin olun çoğu insan bilmiyor. Biz de buraya gelince çoğu şeyleri yeni öğrendik. Hayır, çok güzel bir şehir. Kaldığımız yer çok güzel. Tesisimiz inanılmaz iyi. Aykut hocamızın da bahsettiği gibi
Her şey elimizin altında desem yeridir. Biz de sporcu olaraktan bu bize verilen şeylerin karşılığını vermek. Yani Şanlıurfa'yı en iyi şekilde temsil etmek. En üst düzeyde olmak. Yani başarıp eminim ki yani bu ligde kalıcı olup bir takım olmayı hedefliyoruz. Şimdi tabii bir sporcu olarak kalıcı olma noktasında neler yapılmalı sence? Çünkü yani bir sporcunun bakışı önemli. Yani bugün bir takım kaptanısınız. Uzun yıllardır bu basket, voleybol camiasının içerisindesiniz. Çok üst seviyede voleybol oynamışsınız. Ve Ay Yıldızı formayı defaatle terletmiş ve başarıyla temsil etmiş biri olarak. Yani sizce Halilye Belediye'mizin burada devamlılığını ve sürdürülebilirliğinin olabilmesi için neler yapılmalı? Şimdi öncelikle takım olaraktan başlayayım ben. Tabii ki. Sorun yok. Önce bir takım olmak gerekir. Kenetlenmek lazım. O takımı sahiplenmek lazım. Ve her sahi için, her maçı kazanmak için savaşmak lazım. Bu sporcunun olmazsa olmazdır. Kendisine evet. Dikkat edecek. Beslenmesine, uykusuna. Özellikle antrenmanda daha çok. Ya maça çıkıyormuş gibi %100'ünü verip bunun sonrasında zaten başarı gelecektir. Ama bu sene evet Şanlıurfa yeni çıktı Halliye Belediye'miz. Bu sene eminim bizim dediğim gibi hedefimiz ligde kalmak. Ligde kalmak. Evet. Bunda bir sorun. Bunu da biliyoruz. Bu sene ligde kaldığı sürece her sene üzerine koyaraktan belediyemiz ileriki senelerde bir Avrupa kupalarını oynayacak bir takım kurabilir. Daha çok desteklen. Pandemi süreci atlatıldıktan sonra bu güzel tribünü, güzel salonu doldurarak bir Avrupa kupalarını görebilir. Biz Sayın Valimizden, Belediye Başkanımızdan, Kulüp Başkanımızdan ileriki senelerde gerçekten çok destek bekleriz. Ve emin olun böyle bir şehre de bir Avrupa Kupası oynamak yakışır. Evet. Yani ben de aynı görüşünüze katılıyorum. Yani Urfa'nın çok kadim bir şehir olduğunu baktığımız zaman işte Göbekli Tepesi ile işte bugün bir tarih kenti işte bugün baktığımız zaman gerçekten manevi olarak baktığımız zaman peygamberler şehri ve buna benzer bir sanat kenti. Tabii ki Halilye Belediye'mizin oluşturmuş olduğu bu önemli unsuru da göz önünde bulundurarak bir spor şehri de olabiliriz yani. Değil mi? Kesinlikle. Yani baktığımız zaman bir spor kültürünün gelişiminde voleybol takımımızın da çok önemli etkisi olabilir bana göre. Siz bana ne diyorsunuz? Yani yani Halilye Belediyesi'nin Efeler Ligi'nde olması bulunmaz bir nimet diyebilirim. Yani her şehrin istediği bir evet. Lig. Yani hangi şehir istemez? Topun 12 takım var ya Efeler Ligi'nde değil evet. mi? Yani bugün Türkiye'de Efeler Ligi'nde 12 takım var. 16 oldu bu sene. 16. Bu sene 12'de 16. Pandemi sürecinden dolayı 16. Playoff'lar oynanamadığı için 16 yaptılar. Yani Efeler Ligi'ne çıkmak için o kadar şehir var ki çabalayan, para harcayan. Ama maalesef bunun 4 tanesi Efeler Ligi'ne çıkabiliyor. 2 tanesi ligden düşüyor. Bu sene 4 oldu. Evet. Seneye 2 olacak yani. Evet, seneye 2 olacak tekrardan. İnşallah bu pandemi atlattığımız zaman. Dediğim gibi yani biz şu an hedefimizin doğrultusuna gidiyoruz aslında. Önümüzde çok güzel hedef maçlarımız var. Bunları aldığımız zaman inşallah tam dediğimiz noktalarda ilerleyeceğiz. İnşallah. Şimdi hocam biraz da takımımıza dönelim. Yani takımımıza baktığımız zaman şu anda gerçekten yani başlangıçta sizden önce ve sonrası diyelim. Hı hı. Yani sizden önce baktığımız zaman 4-5 maçta hep mağlup olduk. Moralimiz bozuldu, canımız sıkıldı. Sonra siz geldiniz takımda bir toparlanma oldu. Şu takımdaşlık, görevdeşlik dediğimiz anlayış yerleşti. İşte bugün 5-6 tane galibiyetimiz var. İnşallah ileride de daha da fazlalaşacak ve gitgide üstüne koyacağız. Hedefimiz takımın yok. Durumu ile ilgili bize neler söyleyeceksiniz? Takımın durumu nedir? Takımın şu andaki havası, atmosferi? Şu anda biraz daha toparladık gibi evet. işi. Şimdi önümüzde kritik 4 tane maç var. Onları oynayacağız. Eğer onlarda başarılı olabilirsek
düzlüğe çıkarız diye düşünüyorum. Sadece 4 tane maç var önümüzde. Ve fikstür bu pandemiden dolayı iyi geldi. Bakalım onları oynayacağız. Bursa, Sorgun, Arhavi tekrar Sorgun. Evet. Yani onları başarabilirsek kendimizi üst sıralara atacağız. Peki şu anda takımın havası, durumu, yani bu girmiş olduğumuz periyotta dediğiniz performansı sergileyebilecek yapısı mutlaka vardır. Bütün hedefimiz evet. O yönde. Zaten az önce söylediğim şey de oydu. Bu Covid'e yakalanan 14 günlük karantina bize biraz iyi geldi. Evet. İyi bir antrenman periyodu yaşadık orada. Bazen tabii yol kazaları da olmuyor değil yani. Olur ya sporda. Şimdi sporda yol kazası olmaz diye bir şey yok. Aynen yani eskilerin tabiriyle top yuvarlak diye bir tabir vardı. Tabii yani. Ki yani bugün yani sporda yol kazası olmadığı zaman spor olmaktan çıkar yani. Zaten. Şimdi ben bir anımı anlatayım. Yani tabii burada bir şeyimiz var. Bugün benim bir sporcu arkadaşım var. Sinan Çetin diye Avrupa şampiyonu o da. Final maçına çıkmış. O zaman bizim federasyon başkanımız var. Federasyon başkanımızın da şeyi şu. İsmet Raz, Allah rahmet eylesin. İsmet Raz biliyorsun. Evet. İsmim ben tabii köken olarak tekvando kökenliyim. Şimdi diyor ki kim Türkiye şampiyonu olursa diyor ben onu diyor Avrupa Dünya Şampiyonası'na götürürüm. İşte beni ilgilendirmez. Yani o da kendine göre bir hakkaniyet ölçüsünde. Şimdi Sinan kardeşim, Sinan benim o da arkadaşım, milli takımdan da arkadaşım olduğu için. Şimdi Sinan finalde işte Aytekin'le final oynuyor. Dolayısıyla o arada Sinan 9-0 önde. Yani bir puan daha alsa teknik nakavtta maçı bitirecek. Bir puan daha alsa teknik nakavtta bitecek. Sinan bastırıyor işte bir puan daha almaya. O arada bir boşluğa geldi. Aytekin de tekmeyi salladı. Şu boğazına geldi nakavt oldu. Yani Avrupa şampiyonası Sinan kardeşim ne kaldı oldu. Şampiyon kim oldu? Şampiyon Sinan oldu. Aytekin oldu. Sonra Aytekin'le beraber işte şeye gittik. Yani dünyaya gittik. Aytekin de orada dünya şampiyonu oldu. Sonra tabii şey yani bazı şeyler kısmetti. Bilemezsin. Yani bak 9-0. Yani orada zaten Sinan beklese o Aytekin gelmeyecekti zaten. Yani. Şimdi sporda bunlar var. Yani bugün baktığınız zaman işte bakıyorsun mesela ben bir Chelsea Barcelona maçını izledim. Chelsea 9 kişi kalmıştı. Dolayısıyla Barcelona zannımca %80-85 topla oynuyor. Yani o kadar bastırıyor. İşte Chelsea Barcelona 2-0 mı önde? Bir gol daha işte 3-0 olacak. Bir kontra oldu 2-1 oldu. Bir kontrol oldu 2-2 bitti Barcelona elendi. Yani şimdi bunlar olabiliyor yani sizde de bizde de baktığımız zaman sporun içerisinde kazalar var. Var. Zaten sporu gizemli kılan, anlamlı kılan, değerli kılan insanların bu kadar spora rağbet etmesi veyahut da baktığımız zaman işte seyircilerin bu kadar sporun içerisine girmesindeki ana temel unsur bu zaten. Aynen. Yani bunları bu şekilde kabul etmek lazım. Elbette ki bütün takımların bir hedefi var. Yani sizin de bir hedefiniz var Halliye Belediyesi olarak. Tabii ki. Baktığımız zaman herkesin kendisine göre bir hedefi var. Ama hedefler, işte yaptığınız plan, yaptığınız çalışma, buna benzer temel şeyler maalesef bir türlü insanın istediği gibi olmuyor. Onun için yol kazaları vardır. Sporu güzel kılan temel şey de budur. Ondan ötürü de bizim burada yapmamız gereken temel şey her şey olduğu gibi kabul edip ve ona göre sporun güzelliğinden, sporun erdeminden faydalanmak. Ve burada tabii ki sporu spor yapan temel düşünceleri, ögeleri de ona göre kabul edip onu bir şekilde hayatımıza yerleşip ve bizim sporda prestijimizi, saygınlığımızı artıracak temel unsurları da bir şekilde savunmak. Bu arada tabii bize mesaj atan değerli kardeşlerimiz var, değerli ağabeylerimiz var. Onu da belirtmek istiyorum. Burada Arif Yıldız kardeşimiz bize mesaj attı. Arif Yıldız ve aynı zamanda Ali Yıldız ağabeyimiz bizi izliyormuş. Aynı zamanda hem hocamıza hem de kaptanımıza başarılar teşekkür diliyor. Teşekkür ederim, sağ olsun. Arif Yıldız'a buradan teşekkür ediyoruz.
Gerçekten naif bir kardeşimiz, aynı zamanda sporu ve sporcuyu destekleyen çok değerli bir kardeşimiz. Buradan da aynı zamanda ona da teşekkür ediyoruz. Hocam tabii ilk periyodun yavaş yavaş sonuna gideceğiz de. Şimdi burada Halliye Belediye'mizin almış olduğu tabii 5 tane galibiyet var. Hı hı. Tabii sizden öncesi ve sonrasını konuştuk. Bu galibiyetleri neye bağlıyorsunuz? Mesela baktığımız zaman Halliye Belediyesi ilk 4-5 maçta mağlup oldu. Siz geldiniz böyle üstte galibiyetler aldınız. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya bu siz de biliyorsunuz bunu. Bir potansiyel olmasa benim elimde sihirli denek yok. Sadece doğru yere baktığımızı düşünüyorum ilk başta. Doğru anlatımla aynı yola, yani aynı yere bakmaya çalıştık oyuncu kardeşlerle. Evet. Şu an için bir nebze, tam istediğim gibi değil ama yani bir nebze o yola girdik diye düşünüyorum. Yani bunun galibiyetlerin sebebi de o. Doğru anlatım. Evet. Biraz daha doğru analiz, rakibi doğru analiz. O diye düşünüyorum. Yoksa dediğim gibi bugünden yarına çok değiştirilebilecek bir şey yok sporda yani. Özellikle elinizdeki malzeme belliyken. Tabii yani burada galibiyetler, bizde derler ki yani galibiyet ve mağlubiyet kardeştir. Evet. Yani sporu yapıyorsanız burada sporun temel vazgeçilmez anlayışı galibiyet ve mağlubiyeti kabullenecek. Tabii ki. Aynı zamanda içselleştireceksiniz. Tabii burada bir kardeşimiz de çok güzel bir mesaj atmış. Ondan ötürü de ona teşekkür ediyorum. Vebo'ya yapılan ırkçı saldırıyı kınıyoruz. Değil tabii mi? Kesinlikle. Dün yani Sayın Cumhurbaşkanımızla, Sayın Bakanımızla biz de kınıyoruz, lanetliyoruz. Kabul gerçekten edilebilir bir şey değil yani. Kabul edilebilir bir şey değil. Yani bugün artık 21. yüzyıla gelmiş bir durumdayız. Yani bugün Başakşehir'imizin baş antrenör yardımcısına yapılan bu ırkçı saldırı, hele hele bir dördüncü hakem tarafından yapılması, o daha da acı bir şey. Bunu kınıyoruz. Bunlarla ilgili neler söyleyeceksiniz hocam? Ya, ben çok büyük bir saçmalık olduğunu düşünüyorum. Ta bu geçmişten beri. Evet. Yani çünkü sonuçta bizim takımda da var. Küba'dan gelen kardeşlerimiz var. Tabii ki. Geçen gün konuştum daha bir tanesiyle. Çocuğun gözleri parladı. Dedim ben insanın kalbine bakarım ilk önce. Renginin ne olduğunun önemi yok. İyi niyet, niyet iyiyse o zaman sıkıntı yok. Yani herkes, yani dünyadaki bütün insanlar çok iyi niyetli mi? Beyazlar hep iyi niyetli mi? Öyle düşünelim. Neden yani? Bir de adam spor yapıyor orada. Veya spordan kökeninden gelmiş, yardımcı antrenör olmuş. Sen böyle bir şeyi nasıl yapabilirsin yani? Bir daha hakemsin yani. Onu oraya getiren de suç o zaman yani. Evet. Veya bu adam buraya gelene kadar illaki bir defekti vardır bu adamın yani. Tabii ki canım. Böyle söyleyen bir adam. Kınıyoruz. Kaptan sen ne diyorsun bu konuda? Yani ben de gerçekten haberi gördüm çok üzüldüm. Yani ben de kınıyorum. Hocamızın dediği gibi bizde de var öyle arkadaşlarımız. Yıllardır beraber olduğumuz arkadaşlar var ama hepsi inanın çok iyi niyetliler. Hani çok ayrım yapmak çok yanlış bir şey. Buradan biz de bu hakemi kınıyoruz. İnşallah tekrar yaşanmaz. Onlar da bizden birisi yani. Onlar da sonuçta spor yapıyor. Yapsın yapmasın hiç önemli değil yani. İnsan ya. İnsandır yani sonuçta. İnsanın dili, dini, ırkı, rengi olur mu ya? Aynen. Şimdi evet, mesela örneğin ben de atıyorum Afrika'da ben de doğsam zenci olacaktım. Olabilir. Siyahi olacaktım. Veyahut da o burada da olsa beyaz. Ya bunun ne önemi var ki? Beyaz, siyah, şu, bu falan. Bunun, nedir bu, ki yani? Bu bir yaradan varsa, bunun kaderini o belirliyorsa sen kimsin yani? Sen yani orada sen yani doğru bir şey değil. Tabii UEFA evet, da yani orada doğru bir şey yapmış ve boya verilen kırmızı kartı geri almışlar. Tabii umarız cezasını şey alır yani. Yani zannımca o hakem arkadaş bir daha maçlara çıkamaz. Yani çıkarsa İnşallah. Zaten bu UEFA'nın ayıbı olur. Çıkmaması lazım. Evet, bitti. Yani çünkü örnek olacak hocam o. Biliyorsun. Çünkü rol model yani. Tabii ki. Yani eğer o yaptığı zaman yarın başka şeyler de her şey çıkabilir canım. Evet değerli izleyiciler, bir aramız olacak. Aradan sonra tabii Halliye Belediye'mizin değerli burada baş antrenörü Aykut hocamız ve kaptanımız Cüneyt kardeşimiz de Halliye Belediye'mizin burada hedeflerini konuşacağız. Halliye Belediye'mizin burada gerçekten önümüzde maçlar var. Onlarla ilgili konuşacağız. Bizi izlemeye devam edin. Evet değerli izleyiciler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gerçekten birbirinden değerli iki konuğum var. Şanlıurfa'mızın gerçekten bugün spor arenasında
prestijini, saygınlarını, bilinirliğini arttıran Halliye Belediye'mizin baş antrenörü Aykut Hocamız ve takım kaptanımız Dünet Dağcı ile beraberiz. Tabii ki burada Halliye Belediye'mizin başarılarını, Halliye Belediye'sinin çalışmalarını biraz sonra da Halliye Belediye'mizin işte yapmış olduğu başarılarla beraber hedeflerini ve aynı zamanda gençler, kaptanımızla da biraz daha gençlere ineceğiz. Tabii bu arada bizim Ahmet Ataşçı başkanımız bizi izliyor. Aynı zamanda Türkiye Kickboks Federasyon başkan yardımcımız ve tabii Binali Yıldırım başbakanımızın da uzun yıllar özel kalemini yapan çok değerli gönül adamı, spor adamı ve hakikaten de sözü özü bir bizim de çok sevdiğimiz, çok saygı duyduğumuz bir abimiz ve hakikaten gittiğimiz zaman böyle bir muhabbeti, sohbeti, böyle cezbedici bir yapısı var. Onu biz de seviyoruz, bizi izlediğini biliyoruz. Allah razı olsun. Aynı zamanda Halilye Belediye'mize başarılar diliyor. Hocamıza başarılar diliyor, kaptanımıza başarılar diliyor. Biz de burada değerli başkanımıza, bize gerçekten zaman ayırıp izlediği için ona biz de teşekkür ediyoruz. Biz de onun yaşamında, federasyondaki görevinde, Binali Yıldırım başbakanımızla beraber çalışmalarında canı gönülden başarılar diliyoruz. İyi ki varsın Ahmet abi diyoruz. Şimdi tabii hocam, burada Halilye Belediyesi gerçekten büyük bir iş başardı. Yani baktığımız zaman Halilye Belediye'miz bugün Efeler Ligi'nde mücadele ediyor. Aynen. Bu Efeler Ligi bugün 14 takım değil mi? 16. 16 takım. Yani Türkiye'de şu an Süper Ligi'nde dediğimiz 16 lig, 16 tane lig, 16 takım ligde mücadele ediyor. Şimdi burada Halilye Belediyesi'nin Urfa'mızın tanıtımı noktasında, bilinirliği noktasında tanıtımı, gerçek tanıtımı anlamında diyoruz ama prestij ve saygınlığı noktasında çok önemli derecede bir katkısı var. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz ve bunun daha güçlenmesi için neler yapılmalı? Ya şimdi Halilye, bizim takımımız buraya kesinlikle bir katma değer kattığını düşünüyorum, ben de sizinle aynı fikirdeyim. Buraya tabii haftada, şu anda pandemiden dolayı çarşamba cumartesi oynamak zorundayız. Bazen haftada iki takım geliyor deplasmana. Evet. Bu da buradaki otelcilik anlayışında ve bu Urfa'nın tanıtımı için bence önemli. Tabii ki. Yani zaten şu anda bazı kişiler Urfa'nın tanıtıma ihtiyacı yok. İşte Göbektepe var, bir şeyler var. Tamam, doğru, insanlığın doğduğu yer. Tamam, eyvallah, her şeye hemfikiriz de. Ama bu sadece buna yetmiyor ki hocam. Spor başka bir şey yani. Tabii ki. Sporun dili evrenseldir. Yani bu değişmez. Biz de bu konuda katkımız olduğu için açıkçası mutluyuz. Ve daha iyisi olabilir tabii yani. Daha iyisi yapılabilir. Biliyorsunuz hiçbir şeyin sonu yok. Yani burada bazı insanlar, bu yurt dışına gelen sporculardan bahsediyorum, haritaya baktığı zaman Urfa, Suriye'nin dibinde, evet, ama burası Türkiye. Türk bayrağı sallanıyor. Aynen. Gelene kadar kafalarında soru işareti olabiliyor. Ha, geldikten sonra, çünkü Urfa'nın insanı da sıcak. Elbette. Yani oturup da insanlarla muhabbet edebiliyorsunuz. Ya bu şeyde, Covid'de çıkamadık dışarı ama en azından bizim tesiste çalışan arkadaşlarla etle tırnak gibi olduk neredeyse, evet. Yani. Sağ olsunlar. Onlara da buradan çok teşekkür ediyoruz. Yani... Gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Yani inanılmaz insanlar. Her konuda yani 7-24 yanımızdalar. Bir dediğimiz iki yapmıyorlar mı? Gerçekten yapmıyorlar. Onlara buradan çok teşekkürler. Onları çok seviyorum ben. Artık bir abi kardeş gibi aile olduk yani. Hani aynı ortamda olduğumuz için. Artık her maçtan sonra mesaj atmalar, aramalar. Bravo, bunu böyle yaptın. İşte maç aldınız, tebrikler. Tabii yani, Cüneyt'in tecrübesi benden daha fazla. Cüneyt sezon başından beri. Evet, 5 ay falan oldu gerçekten. Cüneyt artık Urfalı zaten. Değil mi? Cüneyt artık Urfalı. Yani... Yenge İzmirli ama biz onu aldık. Birkaç ay sonra öyle konuşacağım. Aynen, Urfa, Urfa ağzına. Bazen hanımla konuşuyorum zaten. Evet, evet. O da şaşırıyor. Gerçekten mi öyle konuşmaya başladın diyor ama tabuna bazen şaka yapıyorum. Buradan abilerime, TSK abilerime çok selamlar. İyi ki varlar. Çok teşekkürler. Bu da önemli bir şey aslında. Tabii ki ya. Şimdi sizin de az önce belirttiğiniz çok önemli bir unsur var hocam. Nedir bu?
Şimdi elbette ki Göbekli Tepe'ye baktığımız zaman bugün 11.500 yıllık bir tarihsel yönü var. Yani bu işte dünya işte baktığımız zaman miras, kültür neyse ne dersek diyelim bunu kabul etti artık. Davası bitti. Yani. Şimdi ama burada bir şehri bütün dünyaya tanıtan sadece bir unsur değil ya. Şimdi spor dediğimiz zaman bakın bugün bir Maradona değil mi hocam? Aynen. Maradona. Şimdi Maradona zannımca dünyada 206 tane ülke var. Evet. Benim bildiğim kadarıyla. Dünyanın da yarısını gezmiş bir adam olarak. Şimdi 206 ülkede Maradona'nın vefat etmediğini bilen adam var mıdır sizce? Yoktur tabii. Özellikle o jenerasyonu onu seyretmiş olanlar. Ya biz üzüldük. Tabii şimdi ki. Ben üzüldüm. Evet. Muhtemelen siz de üzülmüşsündür. Spora da mı üzüldük? Cüneyt fazla izlememiştir ama sonradan fragmanları izlemiştir evet. Falan filan. Yani. Biz hocamızla 3 aşağı 5 yukarı yakınızdır yaş olarak muhtemelen. Aynen. Şimdi üzüldük değil ama bak bir sporcu. Arjantin, bilmiyorum gittiniz mi? Gittim. Evet. Arjantin küçük bir ülke. Tabii ki. Yani Türkiye'ye göre çok küçük bir ülke. Ekonomisi de belli. Yani bakınız Arjantin Türkiye'nin belki onda biri bile değil. Şimdi Arjantin'de bir sporcu çıktı. Bütün dünya Arjantin'i tanıdı. Tabii. Sizin söyleminize atfen söylüyorum. Hüseyin Bolt. Jamaika. Jamaika'ya gittiniz mi bilmiyorum. Yok gitmedim Jamaika. Ben gittim. Jamaika yani Arjantin'in çeyreği bile değil. Küçücük bir yer. Aday ülkesi değil mi? Tamam mı? Yani Jamaika'ya baktığımız zaman Urfa bile Jamaika'dan büyük. Ama oradan bir sporcu çıktı. Hüseyin Bolt. Şu anda zannımca 206 ülkedeki bütün herkes onu tanıyor. Tabii. Yani Hüseyin Bolt, Hüseyin Bolt deyince nereye geliyor? Jamaika akla geliyor. Tabii. İşte bakın bu çok önemli bir şeydir. Yani. Şimdi sporun böyle sihirli bir gücü var. Toplayıcı bir gücü var bir de yani. Evet. Şeyde bu çocukluğumuzda da böyleydi. Yani sokakta tanımadığınız insanlarla iki tane taşı koyarsın araya futbol maçı yaparsın. Tanımıyorsun ama insanla yani. Bu da spor. O da futbol. Çocukluğumuzdan bahsediyoruz. Tabii. İki tane direk çekersin. Bir file çekersin. Evet, voleybol oynarsın. Oynarsın yani. Plajda da bu. Yurt dışında da böyle. Plaj voleybolu çıktı işte. Tabii. Yakın tarih. 15 senelik bir tarih var. Biz çocukken öyle yapardık. Yani futbol oynardık. Sıkılırdık. İki direk dikerdik. Bir tane ip çekerdik. İp. File aynen. Ip. Evet, ip çekerdik. Voleybol oynardık. Aynen. Yani. Bu kadar kolay aslında. Anlaşması da kolay. Tabii canım. Spor zaten bir dile ihtiyacın yok yani. Ya birleştirici bir unsurdur yani. Şimdi baktığımız zaman ne diyoruz? Spor, sanat bunlar diyoruz evrensel şeylerdir. Tabii. Yani bunları farklı bir şekilde değerlendirmek lazım. Şimdi kaptan bizi izleyen gençlerimiz var. Evet. Tabii sen de bu ülkemizin 57 kez ay yıldızlı formamızı terletmiş ve şu anda Haliye Belediye'mizin kaptanı olarak gençlerimiz senin ağzından güzel şeyler duyacaklardır. Gençlerimize ne söylemek istersin? Pandemi sürecinde, spor sürecinde neler yapılmalı, ne etmeli? Gençlerimizi bir şekilde nasıl spora yönlendirmeliyiz? Voleybola yönlendirmeliyiz? Voleybol nasıl bir spor? Kolay mı, zor mu? Öncelikle tabii voleybol diyoruz. Tabii voleybol. Voleybol. Bugün voleybol. Hepimiz voleybolcuyuz bugün. Voleybol. Şöyle söyleyeyim yani sporun yaşı yok hocam yani evet. 8 olur 10 olur 15 olur 20 olur ben 18 yaşında başladım voleybola evet, çok geç başladım tabii daha öncesinde başka spor yaptım tabii, ama altyapım vardı canım altyapım güreşti benim 4 sene güreş evet. Yaptım daha sonra voleybola yönlendirdiler beni dediğim gibi hani sporun yaşı yok hani buradan ailelere şunu rica ediyorum kesinlikle çocuklarının yanında olsunlar. Arkasında olduğunu hissettirsinler ki bir gelecekte neden ülkemize de böyle saydığımız isimlerden bir sporcu çıkmasın. Evet. Hiç beklemediğimiz anda olabilir bu. Tabii ki. Hani benim de bir kızım var. Allah 3 aylık başlasın. Bir oğlum oldu. Maşallah maşallah. Kızım 4 Allah yaşında. Başlasın. Onların gözlerinden öpüyorum. Ben buradan. De gözlerinden öpüyorum. Selamlarımı İnşallah yolluyoruz. Onlar da en kısa zamanda. Nedir hani, kızımızın adı nedir? Yasmin İzmir. Oo, Yasmin İzmir. Ay anam benim. Selam ediyoruz. Gözlerinden öpüyoruz.
Yeğenimizin adı ne? Efe Dağlan. Maşallah. Efe Dağlan. İnşallah onlar da. Allah uzun ömür versin. Amin hocam, sağ olun. Uzun ömür diye muvaffakiyetler diliyorum. Amin. Yaşlar ilerlemeden onları direkt ilk başta tabii ki voleybol ağırlıklı olarak başlatacağım. Jimnastiğiyle başlatacağım. Jimnastik, yani yüzme. Evet. Voleybol. Daha sonra voleybol olaraktan ana inşallah hani spor olaraktan voleybolu düşünüyorum. Hani ben onların yanında olmayı, onlara destek olduğumu hissettireceğim. Tüm buradan ailelerimiz de bunu yaparsa spora daha çok yönlendirmiş oluruz. Pandemi sürecinde ağaç yaşken eğilir. Evet, ağaç yaşken eğilir. Pandemi döneminde zaten yapacakları fazla bir şey yok ama evlerinde iyi kötü bir şeyler yapabilirler. Buradan onlara da gerçekten özellikle sesleniyorum. Yani kötü bir süreçteyiz şu an. Evlerinde şimdi, kalıp... Şimdi bu sözüne destekleyici olarak kaptanım, yani sözüne atfen destekleyici olarak Sayın Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz geçen hafta bir genelge yayınladı imzasıyla. Şimdi genelde baktık işte kafeteryalar, havuzlar, şunlar bunlar hepsini kapattılar. Evet. Ama spor salonları açık kalsın dedi. Evet. İşte atıyorum voleybol oynansın dedi. Konu voleybol. Ve de başka branşların hepsi yapılsın dedi. Neden? Neden söylendi? Çünkü Covid'e karşı en etkin yolun ve en güçlü olan yolun vücudun hareket etmesi. Yani sportif faaliyetler. Çünkü bunu mesela Sayın Spor Bakanımıza ben de söyledim. Aynı zamanda bizim de fikirlerimizi aldılar. Ben de gittim anlattım. O anda akademisyenler, doktorlar vesaire toplandılar. Ve bunu da Sayın Cumhurbaşkanımıza ilettiler. Dolayısıyla bunda yola çıkarak sporun özellikle bu Covid sürecinde ne kadar değerli bir şey olduğunu görüyoruz. Evet. Örneğin bakıyoruz. Covid'li olan bir sürü sporcu kardeşlerimiz var. Ayakta geçiriyorlar. Neden? Bünyeleri güçlü. Aynen. Bağışıklık sistemi güçlü. Bundan ötürü beslenmesine biraz da işte hijyene dikkat ettiği zaman ayakta geçiriyor. Kesinlikle. Veyahut da kolay kolay yakalanmıyor. Biraz da bunu da göz önünde bulundurarak gençlerimize mesaj ver. Kaptan. Yani dediğimiz gibi evet, sporun bizde önemi çok farklı. Yani herkes yapsın istiyoruz. Beslenmesi. Yani bu birinci kuralı zaten. Beslenmesi, uyku düzeni, düzenli çalışma, ileride bir başarıyı hedefleme. Önce zaten bir hedefi olması gerekir bir insanın. Ama tabii ki bu basamak basamaktır. İlk önce başlayacak, ana temelini alacak. Daha sonra işte yıldız olacak. Genç takıma gidecek, A takıma vesaire vesaire. Ama işte bu pandemi sürecinde de beslenme ve hareketlilik dediğiniz bravo gibi vücut direncinin fazla olma, iyi olması için bunlar kesinlikle yapmak, bağışıklık sisteminin güçlenmesi gerekiyor. Bunları diyeceğim hocam yani. Yani herkes spor yapsın ya. Yapsın. Yapsın. Şimdi mesela bak Serhat Akagündüz, o da benim yardımcı antrenörüm. Aynı zamanda iyi bir sporcu. Onu yakında milli takıma da göndereceğim inşallah. Yardımcı antrenör olarak da. Şimdi o da özellikle hem Aykut hocam hem Cüneyt hocama başarılar diliyor. Teşekkür ederim. Teşekkür yani Halilye Belediye'mizin Urfa'ya ciddi bir spor anlamında katma değer sağladığını söylüyor. Ben de Serhat'ın gözlerinden öpüyorum. Doğru söylüyor. Tabii şunu da belirteyim değerli arkadaşlar. Gerçekten hani özelden attıkları için buradan Facebook'tan işte Twitter'dan baktığımız zaman Instagram'dan binlerce mesaj atıyorsunuz. Yani gerçekten özür diliyorum. Yani mesajlarınızı okuyamadığım için. Ama olabildiğince sizin sesiniz olmaya çalışıyorum. Olabildiğince burada gerçekten o %100 sporu bütün herkese aktarmak, işte değerli hocalarımızın fikirleriyle sizleri buluşturmanın gayesi içerisinde. Lütfen ama lütfen. Yani mesajınızı okuyamadık bize gönül koymayın. Görüyorum yani bazı arkadaşlar var işte hocam mesaj atıyoruz. Herkes ya şöyle bir şey şimdi mesela bakıyoruz gerçekten çok üst düzeyde örneğin bugün Sayın Başbakanımızın uzun yıllar özel kalem müdürlüğünü yapmış. Federasyonda başkan yardımcılığı yapmış. Değerli bir ağabeyimiz özelden mesaj atıyorsa bizi izliyorsa yani örnek olarak söylüyorum. Hani en azından kucaklayıcılık anlamında keşke zaman olsa da herkesin mesajını okuyor. İnan hepinizin mesajını okumaya çalışsam bu program 7-8 saat sürer. Onun için hepinizi çok seviyorum. Bizi izlediğiniz için, bize ilgi alaka gösterdiğiniz için mesela binlerce mesaj gelmiş bakıyorum Twitter'dan, Facebook'tan,
Instagram'dan vesaire. Halya Belediye'mize inanılmaz derecede hocam size, kaptanım size başarılar diliyorlar. Ondan ötürü de sizlere teşekkür ediyoruz. Gerçekten en kalbi duygularımıza teşekkür ediyoruz ve saygılarımızı sunuyoruz. Lütfen isminizi okuyamadık diye yanlış anlamayın. İnan ya, prensip olarak aslında çok böyle isim söylemek de gibi bir düşüncem yok. Ama bakıyorsunuz işte bugün bizim federasyon başkan ve de başkan bir mesaj atmışsa, hani bugün adamlar 500 bin kişiyi temsil ediyor. Örnek olarak yanlış anlamayın lütfen. Yani bunu söylemek durumundayız. İşte baktığımız zaman Avrupa Dünya Şampiyonu yetişmiş bir antrenör mesaj attığı zaman, yani buna benzer şeylerde biraz farkındalık olsun. Bunu da siz de tolere edin lütfen. Onun için hepinizi seviyoruz ve göstermiş olduğunuz ilgi alakaya da çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi hocam, Halya Belediye'mizin biraz da hedeflerine girelim. Halya Belediye'mizin gerçekten Urfa'da oluşturmuş olduğu bu yapı, bu doku çok önemli. Yani Şanlıurfa'da spor kültürünün ve bilincinin gelişmesi anlamında çok inanılmaz derecede bir katkı da sunuyor. Bana göre. Ben öyle gözlemliyorum çünkü. Teşekkür ederim. Bundan ötürü hem size, kaptanıma ve diğer gelemeyen, ben burada hepsinin de ismini okumak istiyorum. Burada İmam Bakır Yıldırım'a, bunlar Halya Belediye'mizin sporcuları. İmam yardımcı antrenör. Evet. İmam Bakır Yıldırım hocamıza, Emre Kılıç kardeşimize, Enes Taşkın kardeşimize, Göktürk Polat kardeşimize, Bünyamin Aslan kardeşimize, Mehmet Bebek kardeşimize, Bünyamin Aslan, Samet İçmegin kardeşimize, Mustafa Efeler, Mert Tetik, Metin Durmuş, Enes Atlı ve isminiz Yosef miydi hocam? Yabancıların ismi neydi? Diğerinin ismi? Bisset ve Yosef'e de teşekkür ediyoruz. Yani bize sunmuş olduğu. Andre var pasör. Andre kardeşimize, başka unuttuğum varsa lütfen söyleyin. Hepsine teşekkür ediyoruz. Gerçekten Efeler Ligi'nde mücadele ediyorlar. Urfa'yı temsil ediyorlar. Hepsinin ayrı ayrı emeğine teşekkür ediyoruz. Hocam burada Halya Belediye'mizin buradaki amacı ne? Hedefi ne? Biraz da onlara girelim. Hocam bu Efeler Ligi'nin ilk yılları hep zordur. Evet. Hatırlıyorum. Yani ligde tutunabilmek, çünkü bir alt lige benzemez. Yani burada nasıl diyeyim size, herkes hedefe koşan sporcular gelir buraya. Genç de olsa, tecrübeli de olsa. Mutlaka. Bir amaç için gelir adam buraya. Tabii ki en üst lig ya. Yani yerlisi de yabancısı da. Yani hocam lafınızı keseceğim. Ve bu sene inanılmaz. Yani takım kadrolar hepsi. Aynen. Bir takımın dışında hocam hepsi inanılmaz denk. Yani. Ve yani yıllardır oynuyoruz ve en sert, çetin olduğu sene bu sene. Böyle bir lig olmadı yani. Böyle, gerçekten böyle bir lig olmadı. Neredeyse bir son 7-8 senedir olmadı yani. Aslında güzel değil mi hocam? Tabii ki. Herkesin herkesi yenebildiği, rakabetin, güç dengelerinin eşit olduğu. Tabii öyle de. Kran mücadelenin olduğu. Tabii ki yani o sporculuktan gelen bir şey var o içinizde. Ben antrenör olarak Cüneyt'te oyuncu hala. O da bunu ister yani, kendi dengiyle. Tabii mücadele et. Aynen. Onun heyecanını, tutkusunu, adrenalini yaşasın. Yani, savaşıyoruz yani tabii karşılıklı. Ki ya burada ama esas olan tabii buradaki beklentileri karşılamak. Ha, beklenti ne? Yani bu sadece nasıl diyeyim? Şimdi yanlış bir kelime de söylemek istemiyorum. Herkes istiyor bunu. Herkesin de kendine göre bir yolu var. Mutlaka. Ama burada esas olan centilmence ve sporun yazılı olmayan kurallarına uyarak yarışmak esas olan. Benimce ve şahsi fikrim bu. Hatırlıyorum. Çünkü siz de biliyorsunuz sporun yazılı olmayan kuralları vardır yani. Mutlaka. Her branşta vardır bu. Yani burada etiğe dayanarak, yani adaletli bir şekilde çıkıp savaşırsınız, kazanırsınız, kaybedersiniz. Bu başka bir şey. Ama sonuca odaklı olduğu zaman iş, o zaman iş evriliyor biraz daha. Evet. Bunu da bazı insanlara anlatamazsınız. Hatırlıyorum hocam. Şimdi hedef burada bu yıl hedef. Bu seneki hedefimiz ligde kalmak. Evet. Ligde kalabilirsek yani burası sizin de katılımınızla daha iyi şeyler yapacağını düşünüyorum. Desteğinizle daha doğrusu. İnşallah. Yani çünkü
Burası hak ediyor, gerçekten hak ediyor. Bence hak ediyor yani. Şahsi fikrimdir bu. Yani olmalı, Urfa olmalı. Bence de olmalı. Yani Urfa gerçekten bugün baktığımız zaman 2,5 milyonu geçmiş bir nüfusuyla, tarihsel yönüyle, sanatsal yönüyle, manevi yönüyle gerçekten Urfa bana göre her şeyin en güzeline layık. Tabii ki. Bir spor adam olarak ben tabii Türk bayrağının sallandığı 81 ilin her şeyin en güzeline layık olduğunu düşünüyorum. Ülkemiz buna layık çünkü. Yani. Evet. Ben ülkemi çok seviyorum. Şimdi hocam tabii siz de çok yurt dışına çıkmış biri olarak. Kardeşim Cüneyt de keza öyle. İnsan tabii yurt dışına çok gidip gelince kendi ülkesini daha çok seviyor. En azından bende öyle bir hissiyat oluşuyor. Olmaz mı canım? Yani mesela ne zamandı? 2002 miydi? 2003'tü. Zannımca biz Fransa'dayız. Bir Avrupa Şampiyonası'nda işte maç var. 2-3 saat var. Çocuklar maçlarına var. Yardımcı antrenörlerimiz de işte geziyoruz şeyde. Fransa'da, Paris'te. Ya kulağıma bir şey ısırdı böyle sanki. Tamam mı? Bir şeydi. Tanıdık bir şey geldi. Tamam mı? Uzaktan. Meğerse Türkçe konuşuyorlarmış. Normal. Tamam mı? Şöyle bir döndüm. Üzerimizde Türk milli takım üniforması var. Şöyle bir döndüm oraya doğru. Ya dedim burada bir yabancı değil. Böyle tanıdık bir şey geliyor. Tabii orada bir yardımcı hocamız dedi ki hocam dedi orada Türkçe konuşan Türkler var dedi. Hadi oraya gidelim dedim. Neyse biz gidince tabii onlar da bize doğru geldiler. Oo hocam falan filan sarıldık birbirimize. Nedir valla demişti Avrupa Şampiyonası. 2 saat 3 saat sonra da maç var dedik. Neyse oturduk çay kahve içtik falan sohbet. İşte oradaki durum Türkiye falan filan maça geldiler. Bizimkiler şampiyon oldu. İşte bayrağımız gönder. Ağladık beraber sevindik şuduk. Ne biz onların ismini sorduk ne onlar bizim ismimizi sorduk. Öyledir ama yani. Yani o kadar çok dışarıda ülkemizi seviyoruz ki kelimeler kifayetsiz kalıyor tabii, yani. Tabii. Yani ben burada basit bir örnek verdim sadece. Aynen. Onun için gerçekten ülkemizi çok seviyoruz. Yani insan yurt dışına çıkıp gelince ülkesine olan aidiyet duygusu daha da yükseliyor. Bayrağına olan sevgisi, o değişmez de. Ne bileyim yani toprağına vesaire. O değişmez de bazı insanların yani her yurt dışı da iyi değildir yani. Onu bilmeleri gerekiyor. Tabii ki ya şöyle bir şey bak ben açık ve net söylüyorum. Hep üsttekileri görüyorlar alttakileri görmüyorlar. Ben diyorum ki özellikle bunu söylüyorum diyorum ki ben ne zaman hep yurt dışına gidip geldiğim zaman ben ülkemi daha çok seviyorum. Yani ben Amerika'ya da gittim. Yani insanlar bilmiyorum herhalde. Dünyada en çok insanların hayal ettiği zannımca Amerika'dır, Avrupa'dır, Bahamadalar, Madagaskar'dır veyahut da buna benzer bir sürü yerdir yani. Şimdi bunlara gittiğimiz zaman orada da yani normal işte hava, güneş bilmiyorum ne falan filan var. Vallahi bana göre. Bu benim görüşüm. Bana göre Türkiye dünyanın en güzel yeri. Bana göre bu. Yok birçok birçok insana göre. Bana göre. Bu benim görüşüm. Hani ya... Bana katılırlar, katılmazlar onu onların bilemem. Onların sorunu canım. Evet ama ben yani gidiyorum. Maritus'a da gittim. Madagaskar'a gittim. Oraya gittim. Güney Afrika'ya gittik. İşte Brezilya'ya gittik. Bilmiyorum nereye gittik. Bakıyoruz yaklaşık 100'ün üzerinde ülkeyi gezmişiz. Yani bana göre dünyanın en güzel, en sıcak, en tatlı vatanım olduğu için belki öyle düşünüyorum. Türkiye'dir yani. Ya bu, benim söyleyen amacım o değildi. Sadece sportif açıdan baktığınız zaman. Tabii ki. Yani insanlar yer yurt dışının spor tesisleri bizden daha iyi diye düşünüyorlar ya onu demeye çalışıyorum. Hayır öyle bir şey yani yok. Biz Küba'ya kampa gittik 98'de Dünya Şampiyonası'na gitmeden önce. Yani insanların oradaki sporcuların yaşadığı ortamı görseniz yani şaka gibi yani. Ama o başka şansı yok adamın. Oradan ki. Çıkmak zorunda. Sporcu olmak durumunda yani. Evet. Onun tek şansı o hocam. Aynen öyle. Şimdi hocam altyapıyla ilgili ne gibi bir düşünceniz var? Bu kadar üst seviyede spor yapmış. Altyapıyla ilgili sadece Halliye Belediyesi yetmez. Eğer Urfa'yı konuşuyorsak. Tabii ki. Bütün Urfa'nın yani bu çok nasıl diyeyim çok uluslu derler ya çok kişinin katılımıyla olabilecek bir şey. Mutlaka. Bir de hemen kısa vadede olacak bir şey de değil. Değil. Kesinlikle değil yani. Burada araştırmanın okulların araştırılması gerekiyor. Yani şu anda biliyorsunuz ki fizik önemli. Tabii ki. Yani bunu
daha önce de Rusya yapıyordu. O standartta olmasa da. Yani olabilecek oyuncuları bulup onları antrene etmek, en azından başlatmak. Ama voleybol zor bir spordur. Çünkü gelişimi de zordur. Çünkü topu tutma şansınız yok. Futbolda ayağınızda tutarsınız, basketbolda, handbolda elinizde tutarsınız. Voleybolda bir tek vuruş hakkınız var. Tabii ki. Tutma şansı, tuttuğunuz zaman sayı oluyor. Aynen evet. İşte. Yani bu oyuncuyu, yani o çocukları bunu cazip hale getirmek lazım. Yani onları kazanabilmek için. Ve doğru antrenörlerle çalışmak lazım. Tabii burada yani altyapı dediğimiz... O kadar çok parametre var ki içinde. Tabii ki. Yani altyapı, bir sporcu yetiştirmek öyle kolay değil. Kesinlikle. Şimdi mesela dinliyoruz tabii. Spor adamı olduğun zaman, sporun içerisine geldiğin zaman sen bunu bir şekilde zaten anlıyorsun, biliyorsun. Ve bunun gerçekten çok emek sarf edilerek bir plan, bir program, bir sistem çerçevesinde, kısa, orta, uzun vadede planlamalar çerçevesinde ki bilen antrenörler nezaretinde yapılması gerektiğini biliyorsun. Evet tabii. Şimdi diyelim ki böyle bir şeye kalkıştınız. Sizin elinizde kısa, orta, uzun vadeli bir planınız yoksa bunu başarabilme şansınız yok. Bu işin içinde bilim olacak, bu işin içinde teknik olacak, bu işin içinde sistem olacak. Bu işin içerisinde bir bütünsellik olacak. O takımdaşlık, görevdeşlik dediğimiz anlayış olursa. Artı eğitim olacak. Ancak zaten bunların hepsi bir eğitim çerçevesinde. Yok, artı çocuğu kültürel mutlaka, açıdan yani. Tabii ki yani öyle hadi git bunu yetiştir. Öyle bir dünya yok. Yok öyle bir şey. Öyle bir dünya yok. Yani atıyorum mesela bugün baktığımız zaman Arjantin'den, bugün Arjantin'i konuştuk. Arjantin'den bir Maradona çıkıyor, bir Kempes çıkıyor. İşte baktığımız zaman bir Agüero çıkıyor, buna benzer bir sürü büyük dünya çapında sporcular çıkıyor. Yani. Türkiye'den niye çıkmıyor? Çünkü Türkiye'de o yerleşik düzen yok ki, o sistem yok ki. Tabii. Burada bir emek var, bir çalışma var. İnsanlar mesela 2012 Londra Olimpiyatlarına gitti. 2012 Londra Olimpiyatlarında herkes yüzmede neyi bekliyordu? Amerika, Avustralya işte mücadelesini bekliyor. Aynen. Tamam. O zaman öyle olmadı. Fransa çıktı takım halinde şampiyon oldu. Aradan sıyrıldı yani. Tamam. Yani Fransa çıkınca herkes ne oldu dedi. Orada Fransa'nın biz federasyon başkanıyla konuştuk. Ya başkan nasıl oldu bu iş? Dedi ki biz buraya 8 yıllık bir plan dedi bu. 8 yıllık yani bir plan yaptık. İleri dönük yaptık bir proje yani. Olması gerekiyor. Tabii abi. Ki. Bugünden yani, yarına olabilecek bir şey değil. Bir şey değil dedi yani. Onun için yani burada kolay değil. Altyapıda hani onu söyleyeyim çok dedim. Çok zor tabii. Yani kolay değil. Onun için burada emek lazım, çalışmak lazım, bir plan lazım, program lazım. Yani bunun için bir sürü parametreleri var. Hepsinin yan yana gelmesi lazım ki oradan yavaş yavaş damıta damıta gelecekler. Yani çünkü başka siz, türlü yani olmaz. Voleybol için konuşayım. Siz şu tabii anda ki 200 tane oyuncu buldunuz diyelim. Yani çocuk buldunuz. Fiziği olabilecek. Eğer içinden 10 tane çıkarabilirseniz başarılısınızdır yani. Tabii ki. Üst düzeyden bahsediyorum. Dünya standartından bahsediyorum. Mutlaka, mutlaka. Çünkü arada elemine olanlar da olacaktır. Sıkılanlar olacaktır. Bunların hepsi var. Yaşadık biz bunları yani. Aynen. Her şeyi bir yana yani ilk önce çocuğun istemesi lazım. Siz istediğiniz kadar anlatın ona yani. Tabii, çocuk eğer istemezse yapacak mümkün bir şey yok. Mümkün değil yani. Yani. İstediğiniz kadar söyleyin. Yani bir çocukta eğer istek yoksa, arzu yoksa, heyecan yoksa, adrenalin hırs yoksa, hırs yoksa hikaye. İstediğin yani. Dünyanın en iyi antrenörünü getir. Boş. Yine olmaz. Olmaz, olmaz, olmaz hocam. Hocam bu hafta kimle, Bursa'yla mı oynuyoruz kendi Bursa sahamızda? Bursa Büyükşehir Belediyesi ile oynuyoruz. Ne yapacağız hocam? Tokatlayacak mıyız onları? Bursa'da yendik. İki, ne zaman? Beş gün oldu? Çarşamba günü mü hocam maç? Cumartesi günü. Cumartesi. Aynen. Kaçta? Cumartesi günü oynadık biz. Cumartesi Bursa ile oynadık Bursa'da. Bu hafta kimle? İçeride tekrar Bursa ile oynayacağız. Bursa'ya Ertelemi gittik. Maçını orada hocam. Bursa'yı tokatladık. Şimdi bir de buraya şimdi geliyoruz. Bir daha buradan evet, bir daha tokatlarız. Bir de İnşallah. Çiğ köfte evleri göndeririz. Canım. Hedef o da evet. Bakalım yani. Keşke seyircili oynansaydı da. Evet ben geleceğim o maça. Kaçta hocam? Sizi bekliyoruz. 3'te. Saat 3'te cumartesi, cumartesi günü. 3'te. Benle oğlum geleceğiz. Halliye Belediye'mizi destekleyeceğiz. Takip etmek isteyen, misli.com'da yayınlıyor muydu? Evet. Takip etmek isteyenler YouTube'da misli.com diye bir kanal belki var. Belki yani bakalım. Belki biz de canlı yayında verebiliriz. Ha, olabilir. Siz yani, verirseniz daha iyi olur. Evet tabii. Evet. Ben bizim bizim yönetim kurulu başkanımızla konuşuruz. Olmazsa biz de canlı yayında verebiliriz. O daha iyi olur tabii. Evet yani en azından Urfa izlemiş olur.
Bu bizim açımızdan son derece güzel bir şey olur. Yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz. Kaptan, son olarak neler söylemek istersin bizi izleyen gençlere? Yani sporun içinde kalmalarını tavsiye ediyorum. Her zaman spor, spor, spor. Yani tabii bunun yanında hep spor derken derslerini de aksatmalarını istemiyoruz tabii. Derslerine de ağırlık vermelerini isteriz. Elbette ki. Buradan Halliye Belediye'mize, belediye başkanımıza, kulüp başkanımıza hepsine çok teşekkürler. Yani gerçekten sadece Urfa'ya değil, yani Şanlıurfa'ya değil, Türkiye'ye böyle güzel bir tesis kazandırdıkları için. Yani içinde gerçekten yarı olimpik yüzme havuzu var, fitness salonu var, spor salonu var. Yani her imkanını veren bir belediye var. Hepsine çok teşekkürler. Belediye başkanımıza, valimize sonsuz teşekkürler. Biz bu takım için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sadece bize güvensinler. Biz onun için buradayız. İnşallah en iyi bir şekilde de bitireceğimize inanıyorum ligi. İnşallah. Biz de başarılar diliyoruz. Çok teşekkürler. Cumartesi günü inşallah bir sorun olmazsa benden oğlum geleceğiz. Halliye Belediye'mizi bütün Urfa adına destekleyeceğiz i̇nşallah, orada. İnşallah. Böyle gülüp sesle. Hocam programımızın sonuna geldik. Neler söylemek istersiniz? Ben yine gençlere Cüneyt'ten biraz rol çalayım. Evet. Dünyanın son dönemde yaşadığı bir sıkıntı var, obezite. Evet. Ve bence ciddi bir sıkıntı. Ciddi sağlık problemleri yaşatan bir sıkıntı. Spor da bunun en büyük ilacı. Bravo. Eğer spor yaparlarsa öyle bir risk almazlar. Yani çünkü günümüzdeki çocuklar bizim çocukluğumuz gibi sokaklarda oynayıp coşamıyorlar yani. Ağaca tırmanamıyorlar. Hatırlıyorum. Yani evde oturup bilgisayar oyunu, telefon yani. Oynuyorlar. Çocuklar perişan etmişiz. Evet işte. Yani bu yüzden o obezite benim yani çok büyük sıkıntı, çok büyük bir risk. Onu kendi sağlıkları için yani yine onun sonuçta karar verecek olan kişiler onlar ve aileleri. Ama obezite gerçekten büyük bir sıkıntı. Herkesi spora davet edelim hocam. Kesinlikle. Bir de sen Cumhurbaşkanımız salonları kapatmıyor. Aynen öyle. Neden kapatmıyor? Bunun sebebi var. Yani obeziteye karşı, COVID-19'a karşı sporun en etkin yol olduğunu bildiği için yani. Direnç sağlıyor çünkü. Tabii ki vücudun direnci aynı zamanda tabii ki bağışıklık sistemini güçlendiren en önemli faktör. Ve özgüven sağlar spor. Mutlaka çocuk sosyalleşir buna benzer. Özgüven sağlar. İnşallah. Daha çok arkadaş edinmeyi, çevresini tanır. Paylaşmayı öğrenir. Her şeyi öğrenir. Hocam teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Davet ettiğiniz için. Kaptan teşekkür ederiz her zaman. İlerleyen haftalarda yine hocalarımızı çağıracağız buraya. Bu arada bizim Mesut Türkmenoğlu'na da teşekkür ederim. Mesut bizim bir sürü işimizi yapıyor. Mesut, bir sürü sıkıntımızı, kahrımızı çekiyor Mesut. Mesut'un gözlerinden öpüyorum Mesut Türkmenoğlu. O da bizim tesisteki canım canım. O canım kardeşim tabii ki. Ve ismini sayamadığımız, biz Halliye Belediye'mizde ismini sayamadığımız Bülent Çakır kardeşimize, ismini sayamadığımız herkese teşekkür ediyoruz. Tabii burada en önemli burada payda Halliye Belediye Başkanımız Mehmet Can Polat Beyefendi'ye ve aynı zamanda yine Halliye Belediye Kulüp Başkanı Mehmet Tatlı Beyefendi'ye de bu şekilde Urfa'mıza Efeler Ligi'nde oynayan bir takımı kazandırdıkları için şahsım olarak bir spor adamı olarak en kalbi duygularıma teşekkür ediyorum. Saygılarımı iletiyorum. Hakikaten de Urfa'da spor kültürünün ve bilincinin gelişmesi noktasında Halliye Belediye'mizin Efeler Ligi'ndeki voleybol takımının çok ciddi bir etkisi var. Çok olumlu bir katkısı var. Teşekkür ediyoruz. Hocama teşekkür ediyoruz. Kaptanıma, Cüneyt kaptanıma ve ismini sayamadığım bütün kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Haftaya başka bir konu, başka bir branşta buluşmak dileğiyle her şey gönlünüzce olsun. Esen kalın, hoşça kalın.